Evet. Tamam, söyleyeceğim. Bir yere oturalım mı? Dinliyorum seni. Günaydın. Bu sefer de ben çat kapı geldim. Hoş geldin. Gelsene. Niye geldin? Bana bir soru sormuştun ya. Evet. Öykü'nün babası ben miyim diye. Onun cevabını vermeye geldim. Söylesene. Söylesem ne olacak? Ne demek ne olacak? Bayağı ne olacak? Farz et ki senin çocuğun. Ne yapacağız? Mutlu çekirdek bir aile mi olacağız? Çocuk okuldan gelir, bir köşede ödevini yapar. Sen akşam işten gelirsin. Ben örgü örerim. Beraber ailecek pikniğe falan gideriz. Ha? Ama... Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Çocuk senden değil Cemal. Tamam. O yüzden artık düş yakamda. Hadi eyvallah. Bu mu yani? Evet bu. Anlat desen anlattım. Teyzen seni bu yüzden terk etti öyle mi? Evet öyle. Evi yaktığın için terk etti yani öyle mi? Evet öyle. Ben de yedim yani öyle mi? Ya bak ister inan ister inanma. Teyzen bana o gün kibritle oynama demişti. Ben de oynamıştım. Oynadığım için de yangın çıktı. Halı falan yandı. Teyzem de o gün bana senden kurtulacağım demişti. Ben o zamanlar çok yaramazdım. Allah
E tabii şimdi büyüdün, olgunlaştın. Ne de olsa 40 yıl önce yaşanmış bir olay. Doğruyu söyle Öykü. Ya bak, gerçekten doğruyu söylüyorum. Teyzem çok kızdı bana o gün. Sonra da bırakıp gitti işte. Ama sana da söyleyemedim. Beni terk edip gidersin diye. Ağlama. Ağlama Öykü. Ya ağlama, terk etmiyorum işte, buradayım. Ya terk edeceğim diyorum, ağlıyorsun. Terk etmeyeceğim diyorum, yine ağlıyorsun. Belki şaşırdım, ne yapacağım vallahi. Ağlama. Küçük kundakçı. Var mı bana anlatmadığın başka sabıka kaydın, ha? Emin misin? Ben gideyim, bizi ilk çaldı. Öykü. Uğur abin alacak seni. Tek başına çıkma sakın okuldan, tamam mı? Tamam. Demir Bey. Candan Hanım. Demir Bey, neredesiniz? Öykü nerede? Öykü derse girdi, şimdi zil çaldı. Kör hemen kaçırdım. Demir Bey, hani bana adres atacaktınız? Ben öldüm meraktan. Candan Hanım. Yani bizim evimiz... Yenikapı, Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli, Levent. Levent. Dördüncü Levent. Sanayi, İTÜ. Sanayi. Atatürk Oto Sanayi. İTÜ, Atatürk Oto Sanayi. Darüşşafaka, Hacı Osman. Günaydın. Günaydın Mertcan da. Kendine geçsene, öğretmen gelecek, kızacak şimdi sana. Öğretmen gelince 20'ye geçerim, merak etme. Peki. Sen üzgün musun? Ne oldu, söylesene. Mertcan, sen hiç annene babana yalan söyledin mi? Söyledim. Ama hemen anladılar. Anlayınca da çok kızdılar. Niye sordun ki? Yok bir şey. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Nasılsınız bugün? İyi. Oturun bakalım. Hadi çıkarın kitapları. Evet arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim gibi bu hastalığın en önemli başlangıç belirtisi unutkanlık. Hocam. Evet.
Peki bu Neiman Pick hastalığı ülkemizde çok sık görülüyor mu? Yani mesela sizin daha önce böyle bir hastanız oldu mu? Görülme sıklığı neredeyse yok. Yani çok az. Şöyle ki Türkiye'de şu ana kadar 2 vaka tespit edilmiş. Ben de böyle bir hastayla karşılaştığımı sanıyorum. Aydan. Evet. Bugün nasılsın bakalım? Daha iyiyim. Güzel. Hepatomegali ve splenomegali var. Normal dizinin çok üstünde. Ama daha sonra hastayla olan iletişimimizi kaybettik. Hocam. Evet. Türkiye'de bu hastalıkla ilgili kapsamlı bir araştırma yapıldı mı? Hayır, henüz böyle bir araştırma yok. Fakat ben dekanlığımıza bu sendromla ilgili bir araştırma fonu kurulması için başvuruda bulundum. Umarım olumlu sonuçlanır ve bu gizemli hastalığı hep birlikte tanıma fırsatı buluruz. Ben de bir an önce hastama ulaşıp sizlerle birlikte paylaşacağım bu durumları. Evet, var mı başka sorusu olan? Yoksa devam edelim. Geçelim Güray'cığım. Bu taraftan. Siz burada mı kalıyorsunuz? Evet. Peki anlattığınız o ev hiç olmadı değil mi? Hiç. Peki Demir Bey bana niye yalan söylediniz? Ne gerek vardı? Şöyle otursanıza. Yani ben bu süre içinde ev bulurum diye düşündüm ama siz eve gelip de o arkadaşınızın evinizi satın aldığını söyledikten sonra da daha fazla kalmak istemedim. Murat o evi almış olabilir ama ben daha taşınmadım. Yani orası hala benim evim. Sağ olun Candan Hanım ama yani o söylediği şeyler yenilir yutulur şeyler değildi. Bir de şimdi üstelik o herifin şeyin adamın evinde de kalmak istemiyorum. Peki Öykü ne olacak? Öykü çok seviyor sizi. Ama o benim kızım. Ona ben bakmalıyım. Size zaten yeterince yük olduk. Ben kendi ayaklarımın üzerinde durup ona bakmayı öğrenmeliyim. Peki. Peki tamam. Haklısınız. Zaten önemli olan nerede kaldığınız değil, birlikte olmanız. Ama arada görüşebiliriz değil mi? Yani ben aradığım zaman telefonumu açarsınız. Ya ben Öykü'yü çok özledim. O da siz. Tamam, o zaman yarın... Pardon. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun? Ben şimdi pansiyona varmak üzereyim de bakkaldan falan bir şey istiyor musun paşam? Alayım mı sana? Gelme, gelme. Sakın. Ne? Ben geliyordum zaten size. Ben geliyorum size. Nereye geleceksin oğlum? Neredesin? Ne diyorsun lan? Sahil tarafında olursunuz değil mi? Yoo. Hah tamam o zaman sahilde görüşürüz. İyi günler. İyi günler efendim. Oğlum sen... Ulan madem sahilde buluşacağız beni niye yürütüyorsun Demir ya? Ya Candan Hanım kusura bakmayın. Benim bir müşterim unuttum onu da onunla görüşmem vardı. Tabii tabii sizin de zaten işleriniz vardır. Ben tutmayayım sizi daha fazla. Ya, yok yok ondan değil yani böyle bir üstüm başımı değiştireceğim sonra çıkacağım. Ben de şeye gideceğim kliniğe gideceğim zaten. Klinik? Yeni klinik mi açtınız? Evet evet yani siz gittikten hemen sonra yeni bir yer açtım. Ya lütfen en yakın zamanda Öykü'yü getirin.
Bana yine asistanlık yapar belki. Tabii getiririm. Hayırlı olsun bu arada yeni klinik. Öykü'yü öpün benim için. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle günler oluşur. Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte döner. O halde bir gün kaç saattir? 20 söyleyeyim. Ben sana demedim mi bana haber vermeden hiçbir yere gitmek yok diye? Ben Öykü'nün babasıyım. Ama merak etmeyin. Artık buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Barışalım artık. Vallahi yoruldum. Bir daha beni kandırmayacaksın. Sus mu? Sus. Ama sana da söyleyemedim. Beni terk edip gidersin diye. Ya ağlama, terk etmiyorum işte, buradayım. Ya terk edeceğim diyorum, ağlıyorsun. Terk etmeyeceğim diyorum, yine ağlıyorsun. Belki şaşırdın, ne yapacağım vallahi. Bırakmaz o beni. Bırakmaz. Bir şey mi oldu Öykücüğüm? Yok öğretmenim, bir şey olmadı. Yaz bakalım sen. Koşmadan çıkın, tamam mı? Yavaş yavaş. Öğretmenim. Efendim canım? Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ya. Benim bir arkadaşım var da o birine yalan söylemiş. Sonra da yalan söylediğinde çok pişman olmuş. Evet. Sonra geldi bana sordu. Dedi ne yapmalıyım? Ben de öğretmenime sorarım dedim. Doğruyu söylemekten de korkuyormuş da. İyi yapmışsın Öykücüğüm. Ama doğrudan korkulmaz. Kötü olan yalandır, değil mi? Sen de bunu zaten biliyorsun. Sen şimdi git o arkadaşını söyle. Kime yalan söylediyse gitsin bir an önce doğruyu anlatsın, tamam mı? Tamam öğretmenim, çok sağ ol. Rica ederim. Geldi Paşa Hazretleri sonunda. Oğlum neredesin lan sen? Geldik işte. Usta bir çay versene. Oğlum sen demedin mi bana işin bittikten sonra pansiyonda buluşalım diye? Niye yürütüyorsun beni boşu boşuna? Oğlum candan geldi pansiyona. Oha. Ya? Mevzunu nasıl çevirdin? Çevirmedim. Direkt söyledim işte, ev yok, pansiyonda kalıyoruz dedim. O yüzden öyle telefonda bıdı bıdı yapıyorsun bana. Anladım tamam. Doğru söylüyorsun. Bir günde iki sürpriz kadının kalbini indirirdi vallahi. Sonuçta ne de olsa gözünün önünde içeri attırdın beni. İşimize dönelim abiciğim. Şimdi bunlar bitti. Sen buldun mu bu Tuğba'nın numarasını? Buldum. Dur, buldun mu? Buldum ha. At numarayı. Atıyorum, dur oğlum, dur. Kardeşim. Bir de bir şey soracağım sana. Tamam, şimdi biz bu Öykü'nün annesini arıyoruz. Hı. Bulunca ne yapacağız? Vereceğim Öykü'yü. Ya bırak Allah aşkına, nereye vereceksin Demir ya? Ya kıyıp da yurda bile gönderemedin kızı oğlum. Hem oğlum bu kız sana çok alıştı be. Ya tamam oğlum, alıştı da. Ne yapayım yani ya? Benim yarınım belli değil. Ölür müyüm, öldürülür müyüm?
Jilet desen bir şekilde hapisten çıksa peşime düşecek. Cemal desen zaten ensemde. Ne yapayım yani? Böyle çocuk mu büyütülür? Yani benim yanımda kalmasından annesinin yanında kalsın. Tamam neyse şey yapalım hadi. Sen şu şeyi buldun mu? Gözdeyi buldun mu? Buldum. Heh. Gözdeyi buldum. Ayarlayacağım. Tamam süper. Tuba'dan sonra gözdeye gidiyorsun ha, unutma. Tamam. Dur kaydetmiş miyim? Kaydettim. Ayarlayacağım ama. Daha bulmadım adresi, bulacağım. Ya bir de şey yapsak mı be oğlum? Şu Asu'yu bir garantilesek mi? Bir onunla da görüşsem mi? Ne olur ne olmaz be. Uğur kapat dedim sana Asu mevzusunu. Ne haber açıp açıp duruyorsun ya? Öykü'nün annesi olmuş olsa saklamazdı benden. Gelirdi çocuğu atardı kaçardı. Almanya'da hem bilmiyor musun? Tamam tamam kardeşim tamam sen daha iyisini bilirsin peki. Asu gibi bir kadına öyküyü hayatta verdim. Hadi ben kaçtım. Selam söyle Tuğba'ya. Hadi. Haber veririm. Tamam. Kardeş bir çay versene be. Kaşarlı al. Sağ ol. Öykü, ne oldu sana? Söylesene. Mertcan, diyelim ki sen birine yalan söyledin. Kime? İşte ne bileyim birine. Niye yalan söyledin ki? Çünkü doğruyu söylersem gider diye çok korktum. Ama artık gitmeyecek. Yani gitmez. Çünkü o bence beni seviyor. O zaman doğruyu söylesene. İşte ben bunu utanıyordum. Sen nasıl açıklarsın bunu peki? Bilmem. Olamam. Ben buldum. Teşekkür ederim Mertcan. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Olsun. Gene de sana teşekkür ederim. Demir Göktürk. Ne yaptım? Memur bey, efendim. Memur bey ne ya? Tuğba.
Tuğba'ya. Sen polis mi oldun? Aynen. Ha ne güzel, pek yakışmış. Eyvallah. Otursana, ne dikilip duruyorsun ayakta? Oturayım. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Ya sen çıt kırıldın, çıtı putu bir şeydin ya. O çok eskidendi be Demir. Ben çok değiştim. Belli, belli. Değişmişsin, gelişmişsin. Senden sonra o benim çıt kırıldığını pek kalmadı be Demir. Nasıl yani? Yani sen beni terk edip gidince ben de kendime bir hedef belirledim, biliyor musun? Ulan herkes de benden sonra kendine bir hedef koymuştu. Benim amacım, hedefim yokmuş. Ha? Yok yok yok, bir şey. Hedef güzel tabii. Neymiş hedefin? Seni yakalamak. Ha? Suratı bakkal geldi ya. Bana bak. Yoksa hala yapıyor musun öyle ufak tefek pis işler? Yok yok, ne yapması, ben bıraktım o işleri. Bıraktım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İbrahim abi, yemin ediyorum bir gün batakta öleceksin ha. Ben sana değil. İyiyim, sen nasılsın? Hayırdır Uğur? Ne zamandır ortalıkta yoktun? Bizim de kendimize göre işlerimiz var Suat abi. Rusya'ya gitmişsin. Bakkal ismini söyledim. Ne işin lan Rusya'da öyle? O bakkal İsmet zaten gıybet yapmaktan bir gün çarpılıp kalacak, ben sana söyleyeyim. Bıraktık abi biz o işleri Demir'le artık. Artık ticaret yapacağız, karar verdik yani. Cidden mi ya? Siz ne anlarsınız lan ticaretten? Ne mi anlarız? Abi yapan nasıl yapıyor ya? Gözünü seveyim. Bizim neyimiz eksik? Niye yapamayalım ki? Yapacağız işte. Hatta o senin çevren var ha. Boş dükkan falan görürsen aklında bulunsun, söyle bize. Bakıyoruz çünkü, dükkan falan bakıyoruz. Vallahi ciddi iş ya. Merak etme Uğur, o iş bizde. Hallederiz. Sağ ol kardeşim. İş adamı Uğur Bey'e çay söyleyin. Hemen geliyor, hemen. Bak bu İsmet seni harbiden bozuyor. Dikkat et kendine, takılma onunla fazla. Alo, Cemal abi. Uğur geldi şimdi kahveye. Biz bıraktık o işleri. Dükkan alıp ticaret yapacağız diyor. Dükkan alıp ticaret mi yapacaklarmış? Güzel, güzel. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Sen beni niye aradın ki? Başın belada mı yoksa? Yok, 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 yok. Ondan değil. Ya işte şey, böyle bir halini hatırını sorayım dedim ya. Nasılsın diye sorayım dedim. Özledik. Özleyemez miyiz yani? Hani polislik dışında ne yapıyorsun? Evli misin? Çoluk çocuk? Evlilik var. Ama çocuk yok be demiş. Oh. Yani çok üzüldüm. Ya biz de çok denedik eşimle, olmadı ama ben de kendim mesleğimi adadım. Yani benim de çocuğum mesleğim yani. Çok sevindim. Yani şey, çok üzüldüm tabii, çocuk şimdi böyle motor falan. Bizim emniyetimiz için çalışma toplum. Orman Caddesi'nde gasp ihbarı. En yakın birimlerin dikkatine. Anlaşıldı. Olay mahalli, intikal ediyorum. Ben kaçar. Ne güzel oturuyor. Görev beklemez. Ya görüşürüz yine. Tabii. Bak bir şey diyeceğim. Sen bize gelsene. Eniştenle mangal falan yakarsınız. Hem madem bu işleri de bıraktın. Eniştem? O da komiser emniyette. Hadi. Çok güzel. Kaçtım ben. Arayacağım bak seni. Tamam, tamam. Görüşelim. Tamam. Sevgili Demir. Sana bir şey söylemem lazım. Ama bunu öğrenince beni bırakıp gitmeyeceksin, söz mü? Söz verdiysen gerisini oku. Yoksa ne olur okuma. Ben... Ben hastayım. Çok hastayım. Gel. Ya.
Söyle Güray, ne oldu? Hocam, biyopsi yapılamayan kızın kan örneğini Ankara'ya göndermiştik ya. Yani. Detaylı kan analizi sonuçları geldi. Bu tetkiklere göre Niman Pik olma olasılığı çok yüksek. Bu kızı hemen bulup biyopsi yapmamız lazım Güray. Hocam hatırlarsanız telefona ulaşamamıştık. Adres de yanlış beyandı. Kimse yoktu adreste. Sende adres var mı? Adres var. Tamam. Şuraya yaz bakayım. Ben yarın gidip kendim bakacağım. Belki haklarında bir iz bir şey bulabilirim. Bu kızı mutlaka bulmamız gerek. Mutlaka. Ben şimdi yemeğe çıkacağım. Bir şey olursa beni ararsın, tamam mı? Tamam hocam. Adres buyur. Tamam. İşte sonra pansiyona yerleşmişler. Ama Murat ve görsen yani tek göz oda, küçücük bir yer. Ya o kız orada ne yapacak ben hiç bilmiyorum. Candancığım sen yeterince yardımcı oldun. Ayrıca onlara git diyen sen değilsin. Yani kendini bu kadar kötü hissetmene hiç gerek yok bence. Biliyorum. Biliyorum da işte Murat gerçekten kötü hissediyorum. Yani nasıl olacak? Orada ne durumdalar? Benim aklım sürekli onlarda. Murat. Aa. İhsan. Ne olsun? Ver. İyidir. Buyursana. Yok ya bir randevum var. Oradan hastaneye geçeceğim. Ha. Sizi bölmeyeyim ben. Yine kaçırdık seni yani öyle mi? Tanıştırayım. Candan, İhsan. Merhabalar, nasılsınız? Memnun oldum. Ben de sizi nereden hatırladığımı bulmaya çalışıyorum. Bir yakınım kaza geçirmişti, siz bakmışsınız ona. Öyle mi? Sizin de yüzünüz hiç yabancı değil ama yani kusura bakmayın ben çıkaramadım. Biz sürekli böyle hasta yakınlarıyla görüşüp konuştuğumuz için bazen karıştırabiliyoruz. Kusura bakmayın tekrar. Yok canım ne kusuru, siz de çok yoğunsunuz eminim. İhsan çok iyi bir doktordur. Tam bir işkolik. Bizim hastaneye alalım istiyorum ama bir türlü ikna edemedi kendisi. Ya dur bakalım daha gençiz belki gençiz. Ben bölmeyeyim sizi. Hadi görüşürüz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çıkarlar şimdi. Siz erken mi geldiniz yine bugün? Siz? Benim ismim Uğur. Ben de Nihal. Çok memnun oldum. Ya ben Öykü'yü çok özlüyorum biliyor musunuz? Yani okuldayken bile özlüyorum, onun sesini özlüyorum, onun baba deyişini özlüyorum. Böyle o baba desin böyle benim içimin yağları eriyor ya. Ya Uğur Bey siz ne kadar iyi bir babasınız. Yani daha iki gündür tanıyorum sizi ama hayran kaldım. Vallahi ben de. Yani ben de. Yani babalık böyle bir şey değil mi? Olması gereken bu değil mi yani? Çıkarlar şimdi. Mertcan. Herhangi bir ödev gibi bir şey var mıydı? Buradayım kızım. Hoş geldin Murat'cığım. Hoş bulduk teyzeciğim. Nasıl geçti okul? İyi geçti. Buradayım kızım. Gel, gel. Biz gidelim artık. Annem bekler yukarıda. Hoş geldin yavrum. Bebeğim benim, hoş geldin. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler, iyi günler Nihal Hanım. O kız sana bakmaz. Ne? O kız sana bakmaz diyorum. Ya bal gibi de bakar. Ben görüyorum onun nasıl baktığını. Bakar. Bakar. Babası kılıklı. Anca heves kırına başka hiçbir şey yapmayı tamam mı? Gel buraya. Ne?
Abi merhaba. Merhaba. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok abi, Arif abi bunu yolladı sana. Lazım olur, bir şey yapacaksa adam akıllı yapsın dedi. Eyvallah. Ben ararım Arif abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya dur, ben adam akıllı bakamadım. Merak ediyorum. Bir göreyim ben de dükkanı. İyi, hadi gel bakalım. Alo. Arif abi. Bakalım beğenecek misin? Kızım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geldim. Nasıl buldun? Yani bilemedim ki Candan, küçük değil mi biraz? Ya sana şöyle cadde üstünde 3-4 katlı bir yer tutsaydık da bir pet hospital yapsaydık yani. Yok Murat, burası yeter bana şimdilik. Zaten daha fazlasının altından kalkamam. Ya lütfen bak, kaç kere söyleyeceğim. Bir şey ihtiyacın olduğunda ben buradayım. Biliyorum Murat, biliyorum ama zaten çok fazla şey yaptın benim için. Bu arada hiç konuşamadık. Ben burayı bir oturtayım, en yakın zamanda evden taşınacağım. Lütfen Candan, saçmalama, acelesi yok. Bir çayın kahven vardır herhalde, ha? Bir kahve yapıyorum o zaman. Olur. Arabaya taş koydum, civanım. Arabaya taş koydum, civanım. Ben bu yola baş koydum, civanım. Ben bu yola baş koydum. Uğur abicim. Sağ yanımı boş koydum. Uğur abicim, sessiz olur musun? Bak, ödev yapıyorum. Sanırsın ki beyin ameliyatı yapıyorsun ha. Sustum hadi. Ördeği vak vak, ufak 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 bas. Arabaya taş koydum, civanım. Arabaya taş koydum, civanım. Ben bu yola baş koydum. Uğur abi, susar mısın? Tamam ya, Allah Allah. İçimden söylüyorum. Sana bir şey söylemem lazım. Ama bunu öğrenince beni bırakıp gitmeyeceksin. Söz mü? Söz verdiysen gerisini oku. Yoksa ne olur okuma. Ben hastayım. Çok hastayım. Oh be, hele şükür gelebildin paşam. Geldik. Ne yaptın? Çıktı mı Tuba'dan? Çıktı. Polis çıktı. Ne? Polis. O çıtı pıtı dediğimiz Tuba. Vay ar. Neyse hadi. Benim işim biter. Anam beni bekler. Tamam. Hacı anneye selam söyle. Tamam. Hadi aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Uğur abi. Ne yapıyorsun Bücürük? Hiç. Ödev yaptım, bitirdim işte. Yemek yedin mi? Yedim. Uğur abiyle yedim. Ben duşa gireceğim şimdi. Sen de sonra yıkan. Tamam. Thank you.
İyi akşamlar. Aa, iyi akşamlar. İyi akşamlar sana da. Şişt, gel bakayım. Gel bakayım. Ne güzel bir şey bu. Barınaktan mı? Hı hı. Yavruyken aldım. Hı. Adı ne? Gece. 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 Ne güzel bir adın varmış senin, ha? Benim de bir köpeğim vardı. Geçen sene kaybettim. Hala aklıma geldiği zaman kötü oluyorum. Yerleri çok başka. Çok üzüldüm. Neyse. Ben sizi daha fazla tutmayayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gece. Bugünlük işimiz bitti. Hadi evimize gidelim artık. Gel kızım. Atla bakalım. Gel. Hop. Kızım arkaya geç. Simge, ne haber ya? Ya iyiyim, iyiyim, sağ ol. Ben sana bir şey soracağım. Sende hiç para var mı? Bana bir 200-300 ateşlesen yeter aslında. Ben hemen geri vereceğim, merak etme. Ha? Hoş geldin. Gel otur. Nasılsın ya? Ne habersiniz? İyi. Senden? Buralardayım işte. Ceylan bir gelsin. Kızım ben çok zil kaldım ya. Bir 200 lira falan var mı? Versen bana. İçki alacak param yok. Hemen veririm. Yok vallahi kızım. Biliyorsun. Ben de bizimkilere yamandım. Onlarla takılıyorum. Bir 50 lira falan olsa da olur. Hiç mi yok? Hiç yok. Gel istersen. Onlar ısmarlıyor biliyorsun. Hadi hadi gel. Yok yok. Gelmeyeyim şimdi. Onlar açmaz beni. Sağ ol. Emin misin? Eminim. Ya da sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Şunlara bak. Bir de niye kırışıyor diyor bunlar. Allah'ım ya Rabbim. Geldiğin zaman as işte buraya. Eteği asmışsın. Şuna bak, ters çıkarmış. Kime çektin acaba? Okula gidecek. Şunların haline bak. Öykü! Çık hadi şuradan. Suyu soğuttun. Ya bir dakika.
Şunlarla işim bitti, koy işte yani çantana. Ya aman be. Dondum ya. E 3 saat kalırsan tabii suyu soğuttun, donarsın. Üşüdüm. Geç. Gir. Sonra niye dondum da dondum. Benim ayaklarım düşüyor da. Neyin? Ayaklarım. Koy altına, koy. Heh. Tamam mı? Biraz daha ısıtır mısın? Tamam mı? Hı hı. Hasta olma sakın ha. Ama saçlarım ıslak yani. Islak kalırsa hasta olabilirim. Ne yapacağız peki? Kurutma makinesiyle kurutmamız lazım da. Makine yok. Ben alırım. Sen yeter ki hasta olma. Dur bekle beni. Kalk. Nereden buldun bunu? Buldum işte. Ne yapacaksın nereden buldun? Sahibinden aldım pansiyonu. Böyle. Yandan da tara sana. Ha? Yandan da tara diyorum. Yüzleşir o zaman. Aa, sıçtı kızım. Dur bir dur, rahat dur. Şu saçlarını kestirsek mi seni, ne yapsak? Hayır, asla kesinmem. Şuradan kısacık yapalım işte ya. Hayır. Her yeri kıl tüyü yapıyorsun. Ben çok severim kes saçlarını. Ben yapacağım. Ne? Sen yapabiliyormuşsun. Evet. Ne demiyorsun bana? Sen sormadın ki yapabiliyor musun diye. Bence gayet güzel oldu. Öykü. Hı. Bugün Candan ablam buraya geldi. Candan ablam buraya. Hı. Ev yalanı ortaya çıktı o zaman. Çıktı. Daha doğrusu ben devam ettirmedim. Yoruldum çünkü devam ettirmekten. Ne öyle bakıyorsun? Sen demiyor muydun işte yalan söylemek kötü bir şeydir diye, bir daha yalan söylemeni istemiyorum diye ders verip duruyordun. Dinledim ben de seni. Artık olabildiği kadar yani işte. Yalan söylemedim. Kısmen. İyi yapmışsın da. Canan ablayı bir daha görebilecek miyiz? Ya da o bize gelecek mi? Bakarız. Neyse hadi ben şunu bırakıyorum, sen de zibar et. Aşağıda ama o seninle görüşmek istemez kızım. Asu, ya bir dur. Oğlum bir karışma. Tamamdır abi, hadi eyvallah. Oo Asu, hayırdır? Ne haber Erdinç? İyidir de. Niye geldin sen? Şarkı söyleyeceğim.
Ya sen geçen gece geldin sahneye çıkacağım diye. Programı değiştirdim. Ortadan kayboldun. Yani yerini birini bulamadım. Şimdi geldim işte. Of, uzatma Erdinç. Hadi bana para lazım. İyi. Bu geceki grupla çık. Eyvallah. Yalnız hareketli bir şey söyle. Duygusala falan girme. Bana bak, duydun değil mi? Geç sağa lan, geç sağa, geç. Ha? Geç sağa, geç, geç, geç. Ha? Vurdum be. Ha? Ya bir kıpraşma, dönüp dönüp dur ya. Ya bu yatak çok rahatsız. Şimdi mi anladın kaç gündür buradayız? Bana kitap okuyor musun? Hayır. Ya ne oldu? Hayır, kitap falan okumam, ben sevmiyorum. Sevmiyorum kitap okumayı. Ya ne oldu? Ya bak böyle anlamıyorum işte ben. Neymiş efendim, sarı kafalı bir çocuğun gezegeni mi varmış? Ne olmuş? Ne o abi, ben okumam. Ya nasıl anlamayacaksın ya? Başını okudun ya bana. Onu demiyorum. Ben mal mıyım yani? Anlayamıyor muyum? Onu mu demek istiyorsun? Yok. Sen gayet zekisin ama istemeyince dikkat etmiyorsun o kadar. Hı. Hı hı. Akır mısın? Hı hı. Ya ne olur? Ya ne olur, ne olur. Lütfen, Öykü. Lütfen. Ne Öykü olur, bir susar mısın? Ne olur, lütfen. Ya tamam sus, tamam okuyacağım. Olur. Sus. Yeter ki sus. Öf. Al, nerede kaldık? 10 sayfa oku, tamam mı bari? Buradaydık. Ver. Bir gün bana onu hiç dinlememeliydim dedi. Bu ne? Kim kime ne diyor anlamadım ki zaten. Herkes birbirine bir şey diyor. Hadi oku. İnsan çiçeklere asla inanmamalı. Sadece onları seyretmeli. Koklamalı. Benimkinin kokusu gezegenin her yerine yayılmıştı. Ama ben onu nasıl mutlu edeceğini bilmiyordum. Küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Çocuklar, çocuklar beni dinleyin. Bu yeni arkadaşınız Asu, bugün geldi. Bir an önce alışabilmesi için sizler de yardımcı olun. Hadi yemeğini al.
çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım övünmem, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm. Döktürdün yine. Delirdi millet. Sağ ol. Yarın gece de geleceksin değil mi? Bakarız. Asu. Hı. Şurada düzenli çıkıp paranı kazansana. Erciş'cim, bu parayla alınacak içkiler bitince düşünürüz. Ay. Güle güle. Öykü, düştün mü, ne yaptın? Çık diyorum, çabuk. Ya dişlerimi fırçalayacağım, bir dakika. Hadi. Yeni Kapı Vezmeciler, Haliç, Şahane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Levent, 4. Levent. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Burada Öykü adında bir çocuk yaşıyormuş. 8 yaşında, şu boylarda. Yok, bilmiyorum vallahi ben. Babası Demir Bey. Onu tanıyor musunuz? Demir Bey. Vallahi şurada bir Demir diye birisi oturuyordu ama... ne beyefendiydi, ne çocuğu vardı. Serserinin tekiydi. Teşekkür ederim, sağ ol. Çocuklar, baksanıza bir. Şurada Öykü adında bir kız oturuyormuş. Tanıyor musunuz onu? Arkadaşınız falandır belki ha? Öykü mü? Yok, tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Ben tanımıyorum amca. İyi, hadi bakalım. Teşekkürler.
Günaydın. Günaydın. Kendime kahve almaya gidiyorum da. İster misiniz? Ya isterim aslında da size de zahmet oluyor. Yok canım, ne olacak? Neredeydi bu kafe? Hemen şu köşede. Çok yakın. Ne yapalım biliyor musunuz? Beraber gidelim. Ben de yerini öğrenmiş olurum. Olur. Buyurun. Geç kaldım ya. Hadi. Tuvalete tıkışıp kalmasaydın yetişirdin. Hadi. Ha, çak. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Harçlık diyorum ben, harçlık. Ya daha dün verdim. Bitti. Okulda açar mı gözüm? Hadi bak. Nereye? Gidiyorum. Ha. Uğur abin alacak seni. Tamam, hoşça kal. Mertcan falan aman. Ay hoşça kal. Alo. Oğlum sen ne kalktın sabah sabah? Öykü'yü de ben bıraktım okula. Ne oldu? Ha iyi, tam geliyorum. Tamam geliyorum. Çok şirin bir yer. Eve de çok yakın. Çok da sakin. Gürültü patırtı yok. Ben bazen çalışmak için de geliyorum. Siz ne iş yapıyordunuz Cemal Bey? Yatırım danışmanıyım ben. Serbest çalışıyorsunuz yani. Yani evden çalışıyorum demiştiniz ya, o yüzden sordum. Artık her şey değişti. Yani bilgisayarım ve internet varsa işimi her yerden yapabiliyorum. Ha bu arada belki bir yardıma ihtiyacınız olur. Sizde de bulunsun. Teşekkür ederim. Baştan söyleyeyim, 5 kuruş param yok çay çorba senden. Sana da günaydın abicim, sana da günaydın, eyvallah. Birader, bir çay verir misin? Sana ne oldu lan? Ne bu surat? Demir, hani biz normal insanlar gibi normal iş yapıp normal para kazanacaktık ya. Var mı aklında fikrinde şunu yaparız diyebileceğim bir şey? Yok. Bak ben sabaha kadar düşündüm canım kardeşim, böyle olmaz. Yani ben yarın öbür gün evlenmeye kalksam... Ne evlenmesi lan? Oğlum sen nereden girdin bu kafalara? Ne evlenmesin? Bana bak yine kızı mı gördün Öykü'yü dün okula bırakırken? Bu nedir ya? Konumuz aşk mı oldu şimdi? Lan, ne alakası var? Başlatma aşkının ızdırabına. Oğlum misal diyorum lan, misal. Örnek veriyorum yani. Ben anladım o misali kardeşim, anladım. Ya bir örnek daha vereyim sana. Kızın babası sorsa oğlunuz ne iş yapar diye. Efendim oğlumuz düzenli olarak hırsızlık yapar ama şu an işsiz hırsız mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz oğlum? Demeyeceğiz kardeşim, demeyeceğiz. Sen bana ne diyorsun onu net bir şekilde söyle de ben bir anlayayım. Ben ne diyorum biliyor musun? Ne varsa ticarette var diyorum, ticarette. Hah, anladım. Ticarete atılıyoruz yani. Aynen oğlum. Piyasayı bizden daha iyi bilen birisi var mı? Yani bir şey tuttuk mu yürür gideriz anasını satayım. Yavur saçma sapan konuşma, iç şu çayını ya. Rüyanda mı gördün? Aa! Dayı bağırıyor zaten. Lan ben de onu diyorum işte. Yani madem temiz bir sayfa açtık. Ya tamam. Ben düşündüm de söyledim sana ama... ne bileyim sonrasını düşünmedik ki. Ne yapacağız lan biz? Şöyle olacak kardeşim. Dün kahvedekiler konuşurken duydum. Cadde üzerinde güzel bir dükkan var. Cillop gibi. Oraya ayarlayacağım ben. Dükkan mı? Evet. Ne satacağız lan biz dükkanda? Oğlum ne istersek onu satarız. Çin'den mal getirir satarız. Yapan nasıl yapıyor oğlum? Yavur boş boş konuşma oğlum. Boş boş konuşma ya. Ne dükkanı? Dükkanı aldın, nasıl aldın? İçini nasıl dolduracaksın? Nasıl alacaksın dükkanı? Ya ne diyorsun sen ya? Aslında tek bir kurşunumuz var biliyor musun? Sermaye için. Bak sen bana he de. He de oğlum, gerisi bende. Vallahi bak. Allah Allah. Neymiş o sermaye?
de güzelmiş baklava. Nereden akıl ettiniz de alıp geldiniz? Afiyet şeker olsun anacığım. Afiyet şeker olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Yedin iki gözüm benim, kınalı kuzum. Evet. Anacığım aslında biz Demir'le sana bir şey danışmak istiyoruz da. Değil mi Demir? Hı? Ne oldu oğlum? Yaramaz bir şey mi var yoksa? Yok yok anacığım, yaramaz bir şey yok. Hatta daha güzel bir şey var. Biz işleri büyüttük. Öyle mi? Maşallah, maşallah. Aferin size. Yani işte bu oğlun Rusya'ya gitti ya. Oradaki toplantılar sonuç verdi. Çok çalıştınız oğlum. Hak ettiniz. Sayende anacığım. Sayende biz ne yaptıysak sayende yaptık. Bırak düğmeyi. Şimdi tabii otomatik olarak da yani biz büyüyünce sermaye de ne yaptı? Büyümüş oldu. Yani sermaye büyüyünce ne oldu anacığım? Ne oldu? Ne oldu? Bizim aslında böyle toplu bir paraya ihtiyacımız oldu. 3 aylığından kalan var, yeter mi ki? Yok. Yok anacığım yok. Yani böyle daha büyük düşünelim. Yani hani şu bizim köyde arsa vardı ya, o gün sattık için istediler de sen yanaşmadın. Dünyada olmaz. Toprak. Satılır şey mi hiç? Ama bizi piyasadan silerler. O nasıl laf? Kim silecekmiş sizi piyasadan? Rakiplerimiz anacığım. Rakiplerimizin hepsi gözü üstümüzde ya. Anında bizim düşmemizi bekliyorlar ki bir tekme vursunlar arkamızdan. E ne yapacağız o zaman? İşsiz güçsüz kalacağız ikimiz de bu yaşta. Sizden değerli mi? Siz iyi olun da. Madem iş büyütecekseniz satın gitsin. Ama sonra yerine koyacaksınız ha. Bakın söz verin bana. Kefen param o benim. Söz, söz anacığım. Yemin ediyorum söz. Anam benim, anam ya. Bilmem oğlum, bilmem ne. Allah senden razı olsun. Canım evladım. Sen her şeyi başarırsın. Anam benim. Ben hastayım. Çok hastayım. Teyzem de bunun için bırakıp gitti. Hasta olduğum için. Ne yapıyorsun sen? Ver şu defteri. Gel de al. Yok. Bakalım yok. Neler yazmışsın. Ay şu defteri ya İlayda. Sevgili Demir. Bırak. Sen babana Demir mi diyorsun? Çok ayıp. Ya ver şu defteri. Neden baba demiyorsun? Yoksa gerçek baban değil mi? Ya ver şu defteri dedim. Ne oluyor orada? Yine niye kavga ediyorsunuz? Emin defteri mi aldı? Öykü. Öyle mi? Acayip acayip şeyler yazmış. Şimdilik bende kalacak bu. Ama öğretmenim. Aması maması yok. Otur yerine Öykü. İlayda sen de. Oturun. Anacığım, şu işin içinden alnımızın akıyla bir çıkalım. Yemin olsun sana bir ev alacağım. Ay istemem ben yeni ev filan. Bizim evimizin nesi varmış? Çay koyayım mı yavrum? Yok yok ben koyarım anacığım. Ben yok koyayım. Yavrum ben koyarım. Oturun siz. Ha kardeşim, unutmadan bugün çıkışta ufaklığı ben alırım, tamam mı? Yok yok, çok yük olduk sana da. Yok be oğlum, saçmalama. Hı-hı. Vallahi kendimi mahcup hissediyorum. Ben alırım. Yok be oğlum, ne mahcubiyeti? Saçma saçma konuşma, alırım ben. İyi, beraber alırız. Oğlum alırım diyorum, niye uzatıyorsun? Ben anlamadım ya, Allah Allah. Alırım tamam, oradan da beleti sana teslim ederim, oradan dükkan bakmaya falan giderim işte. Ha, önce gelini görürüm, sonra dükkana giderim diyorsun yani, öyle mi? Ne gelini Allah aşkına ya? Ya sus oğlum sus. Sanki anlamadık. Bütün bu organizasyon ne için? Yok evlensem de ne olacakmış? Yok kız istesem ne olacakmış?
Bu ne ya? Bir de bu çıktı başımıza. Saçma saçma konuşuyorsunuz ya baba kız. Allah Allah. Zaten ben listeden Gözde'yle buluşacağım. Arıyor gelin hanım. Uğur. Candan Hanım. Alo Demir Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, iyiyim ben de. Teşekkürler. Ya ben aslında sizi şey için aradım. Bugün okul sonrası buluşsak, ben bir öyküyü görsem. Çok özledim de belki bir yemek falan yeriz ha? Olur tabii. Tamam. O zaman ben size buluşacağımız yerin konumunu atayım. Siz oraya gelirsiniz, olur mu? Olur, olur tabii. Tamam, tamam görüşürüz. Olur tabii. Yani zaten benim de iş yerim var. Onları işte koşturuyoruz işte iş güç. Onları halleder. Tamam. Yetiyorum ben ya. Ne yemeği? Ne konuşuyorsun oğlum kendi kendine? Akşam yemek yiyelim mi dedi. Ben de her şey olur tabii olur tabii dedim. Ne yemek yiyorsun ya? Cebinde paran mı var? Bende de yok vallahi. Gelmiyorum demek de olmaz şimdi değil mi? Anacığım. Senin bu 3 aylığından ne kadar kaldı? Allah'ım beni affet. Ödevleri unutmuyorsunuz. Yavaş yavaş toplanın. Aceleniz yok. Öykücüğüm. Sen biraz gelir misin yanıma? Neden kavga ettin yine? Biz seninle bunu konuşmamış mıydık? Hı? Öğretmenim. Bunun için kavga edilir mi? Ne var bunun içinde? Önemsiz bir şey öğretmenim. Al. Ama bir daha sakın böyle bir şey için kavga etme, tamam mı? Lütfen. Tamam öğretmenim. Al bakalım. Ne hastasısın sen? Söyle bakalım. Bak İlayda sus, tamam mı? Yazmışsın oraya, gördüm. Söyleyeceğim öğretmene. Ya bana da geçerse hastalığın? Ya İlayda dur, ne olur dur söyleme. Bir şartla söylemem. Ne şartı? Bundan sonra okulda ben ne istersem onu yapacaksın. Ben ne dersem o olacak. Hayır yapmayacağım. Tamam. Ben de herkese söylerim senin hasta olduğunu. Baban da öğrenir. Mektubuna da gerek kalmaz. Selamlar. Ah, merhaba. Şimdi çıkıyor yavrucaklar. Hadi bakalım yavaş yavaş. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Sevgi Hanım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biz bu hafta okullarla birlikte toplantısı yapalım diyoruz ama ablanız katılabilecek mi? Bilmiyorum ki. Ben bugün bir konuşayım kendisiyle. Haber veririm size. Çok sevinirim. Geldin mi yavrucuğum? He? Geldim işte, gördün. Hadi gidelim. Aa, ne kadar ayıp, hiç yakışıyor mu sana? He? Ya hadi tamam gidelim. Tamam gideceğiz. Dur dur, şu üstünü başını düzelteyim. Kuzum benim, dur. Ah benim bebeğim. Pardon, bakar mısınız? Ben mi? Evet, siz. Öyküyü siz mi alıyorsunuz? Evet. Siz Öykü'nün nesi oluyorsunuz? Ben babasıyım Öykü. Babası. He? Beyefendi, ben Öykü'nün babası Demir Bey'i gayet iyi tanıyorum. Lütfen rica edeceğim, yalan söylemeyin. Kimsiniz, kim oluyorsunuz Öykücüğüm? Kim beyefendi? Öğretmenim. Babamın arkadaşı Uğur abi. Ne? Bana babasıyım demişsiniz. Nasıl ya? Biz burada 3 gündür karşılaşıyoruz. Bana kendisini Öykü'nün babası olarak tanıttın.
amcası. Ben babasıyım. Yani amcasıyım ben. Amcası. Amca nedir? Baba yarısıdır değil mi? Ben babasından daha yakınımdır ona ya. Sorun istiyorsunuz öyle değil mi Öykü? Söyle. Öykücüğüm baban nerede? İşte. İşte öğretmenim. İşte olduğu için ben şey yapmaya, almaya geldim. Beyefendi rica ediyorum siz konuşmayın. Yalan üstüne yalan zaten. Yalan üstüne yalan. Aşk olsun öğretmenim. Hiç yalan olur mu ya? Öğretmenim ben babasıyım, baba yarısıyım, amcasıyım ya. Madem siz baba yarısısınız, bu çocuk parkta yatarken siz neredeydiniz? İçeride. Yani dışarıdaydım. Ya yurt dışındaydım. Rusya'daydım ben. Ben Rusya'daydım. Bunu duydum. Helak oldum zaten. Kalktım geldim. Ben yoksa bunu bilsem gider miyim Rusya'ya? O benim canım ya. Benim öyle değil mi Öykü? Ha? Ya? Öğretmenim, Uğur abi kötü biri değil. Hem ben zaten... Öykücüğüm lütfen. Rica ediyorum, sen susar mısın? Lütfen siz de Demir Bey'i arayın, gelsin kendisi izah etsin durumu. Gel Öykücüğüm. Hadi Muratçığım, gel biz gidelim. İyi günler Sevgi Hanım. İyi günler. Arayayım, arayayım öğretmenim ben. Hem şurada arayayım hemen. Güzel. Tabii tabii, yok ne zahmet. Ne var gene Uğur? Ömrümün yarısı seninle konuşmakla geçiyor ha. Ya Demir, kızı bana vermiyorlar ya. Hangi kızı? Şey yani... Öykü diyorum, Öykü. Öğretmeni oğlum vermiyor bana. O ne demek oğlum? Ya ne bileyim oğlum, seni istiyor işte, sana verecekmiş. Gelmen lazım okula. Lan bir işi beceremedin ha. Ben gözlüğe geldim ya. Ya oğlum duymuyor musun beni? Vermiyor diyorum bana ya öğretmen. Gel işte şuraya. Ha. Gözde vallahi. Demir. Uğur bir sus, bir sus. Onlar ne lan? Bir, iki, üç, dört, beş. Oha, altı. Öyküyle yedi, sekiz. Ne diyorum ben ya? Lan bu kadar çocuğu olan Öykü'ye de bakar zaten. Lan sen? Geliyorum, geliyorum. Kapat. Aradım ya demin. Daha kaç defa arayacağım? Ya bir kere daha ara. Ne olur ki? Akşam oldu. Hala okuldayım ben ya. Hayret bir şey ya. Ya ben çok meraklısıyım sanki. Allah Allah. Ben hayatımda toplasam bu kadar okulda kalmadım ki. Oh. Sevgi Hanım. Demir Bey. Bu beyefendi sizin arkadaşınızmış. Doğru mu? Ya öyle. Peki, eğer Öykü'yü okuldan alacaksa idare ismini bildirmeniz gerekiyor yalnız. Yani biz öyle her önümüze gelene çocuk veremeyiz ki. Öğretmenim, ben öyle her önüne gelen değilim. Beyefendi, lütfen. Demir, idareye mi gideceksin, nereye gideceksen şu kağıdı al, bir an önce gidelim. Bak, ben hayatımda yemediğim öğretmen fırçasını toplu halde burada yedim. Bana ufaktan geliyorlar, hadi. Tamam öğretmenim, yani hassasiyetiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Ben ilgileneceğim bu konuyla. Rica ederim. Öğretmenim, çıkabilir miyiz? Çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Yürüyün, yürüyün. Vallahi geç kaldık. Geç kaldık. Ya ben sana dedim, yanlış duraktan gidiyoruz dedim. Ama sen beni dinlemedin. Ya her şeyi de bil zaten. Her şeyi de bil. Biliyorum çünkü ben durakları biliyorum. Sen bilmiyorsun. Buradan iki adım yürüdük. Fena mı oldu işte? İki adım. Ya dünyanın yolunu yürüdük. Of. Hem sen niye söylemiyorsun Candan ablayla buluşacağımızı? Daha yeni konuştuk çünkü. Yeni konuştunuz. Evet, ne var? Ne bakıyorsun öyle? Hadi yürü geldik. Geç. Burası mı? Allah'ım, yatılı okula mı versem, ne yapsam? Candan abla! Öykü?
çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Merhaba Deniz Bey. Ya kusura bakmayın Candan Hanım, geç kaldık da. Sıkıntı yok, buyurun. Nasılsın abi? İyi. Senden ne haber İrfan? İyi. Bana bir şey açsana. Kızım, daha dükkan açılmadı be. Tamam, açılmadıysa açılmadı. Ben açtım, hadi. Kapanana kadar da buradayım. Saçlara bak ya. Ben ona niye bakayım? Belediye baksın ona. Saça bak. Çok çirkin bu. Yazık ya. Ne sataşıyorsunuz oğlum kıza? Sana ne Cemal, sen işine bak. Yeni geldi o, rahat bırak. Sana ne dedik ya? O da bulaşmayın dedi ya, duymadın mı? Size mi soracağız lan? Evet, bize soracaksınız lan. Yürüyün gidin hadi. Rahat bırakın kızı. Adın ne? Asım. Ben Cemal. Ben de Demir. İrfan. Doldur. Asu, yavaş. Fikrini sormadım İrfancığım. Doldur dedim. Hadi. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Ne haber ya? İyi, ne yapıyorsun Oğuz? Ha? Nasıl gidiyor? Çekeyim mi? Sende mi sıra? Evet ben de. Bak bakayım bak oğlum. İnanarak çekersen gelir. Al. Yapıştır şimdi. İbrahim abi ne haber? İyi misin? Nasıl keyfin? Allah iyilik versin. Ne haber Suat abi? İyiyim, sen nasılsın? İyi abi ya, bir şey diyeceğim sana. Dün bir adam vardı ya hani, bu emlakçıyım falan diyordu. Oturduk falan. Bu geliyor mu buraya yani? Kim o, tanıyor musun sen? Şu adam mı diyorsun? Bir onunla oturup konuşmuştunuz. Ha, vallahi o ya. Tamam. Tamam baba. Bir çay getirsene bana. Hemen getiriyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Ben de tam kalkıyordum, otursam. Dur abi dur. Nereye kalkıyorsun ya? Konuşalım bir. Konuşmak için oturdum ben. Hayır olsun, anlat bakalım. Ya abi, hani sen dün bir dükkandan bahsettin ya, şu Sağlık Caddesi üzerinde hani kelepir falan diyordun. Hatırladın mı? Evet dedim. Şimdi zaten dükkana bakmaya gelecekti bir tanesi. Ona gidiyordum. İki dakika bir çay içeyim dedim. Ya yapma ya. Evet. Sağ ol. Babacığım, abime de bir çay getir be, sana zahmet. Evet. İsim neydi abi sizin? Hüseyin. Ha Hüseyin. Ben de Uğur abi. Memnun oldum bu arada. Memnun oldum. Ya Hüseyin abi, şu dükkanı ilk önce ben görsem de, yani... Abi ben bu dükkana talibim ben. Hay Allah ya. Söz de vermiştim. Kapora verecektim müşteri hatta. Abi anlıyorum, tamam kapora falan ciddi şeyler de. Abi bak, bu dükkanı benim tutmam lazım. Yani bu benim son şansım, öyle diyeyim abi sana. İyi peki. Ama çok beklemez o dükkan, söyleyeyim. Çabuk karar vermen lazım. Abi hemen veririm. Kararda hiç sorun yok. Dükkanı göreyim hemen karar veririm. Net abi. Vallahi bak. Tamam o zaman. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Tamam. Çıkıp bakarız. Tamam abi, sen tuvalete git bir düşün. Rahatla, hadi. Söyle.
Abi dediğin gibi adam Zoko'yu yuttu. Geldi şimdi de dükkana bakacağım diyor. Güzel. O herifleri son kuruşuna kadar soymazsan ben seni soyarım, haberin olsun. Tamam abi, merak etme sen. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Hah, hadi gidelim abi. Ya abi, yemin ediyorum var ya, anamın bütün duaları kabul oldu biliyor musun? Allah izin versin de şu iş olsun be abi. Hadi inşallah. Hadi abi, gel, gel. Hadi beyler, iyi günler. Babacığım, görüşürüz. Ondan sonra matematikten de 90 aldım. Hayat bilgisinden de. Çocuğum, tamam tahsil hayatına bittiyse bırak biraz da Candan ablan konuşsun. Vallahi Demir Bey, ben gayet memnunum şu an halimden. Hayat bilgisinden de 95 aldığımı söyleyecektim. Bravo. Peki sen ne yaptın Candan abla? Yavaş, olacaksın yavaş. Hiç. Ben görüşmediğimiz günlerde yeni bir klinik açtım. Yeni mi? Hı hı. Yeni. Ama daha müşteri yok. Yeni taşındım. Babana da sordum. Yani en yakın zamanda seni ziyarete getirsin diye. Aa, hatta yarın gelin, yarın cumartesi. Okulun yok. Ya gidebilir miyiz? Ne olur? Bakarız. Ya ne olur? Çocuğum, niye uzatıyorsun? Ben sana ayıp ama böyle mi öğrettim? Bakarız. Bakarız. Sizin işleriniz nasıl Demir Bey? İyi, iyi. Çok iyi. Yani şükür. Sevindim. Evet, bir de şimdi şu evi bulabilirsek tabii. O da olur, o da olur. Olacak, aynen. Yani. Uykunun pek acelesi varmış gibi durmuyor. Yani hiç şikayet etmedi. Pansiyonu sevdi galiba. Benim bildiğim Öykü bir şey olduğu zaman hemen şikayet eder. Değil mi Öykü? Versene yavrum. Öykü. Öykü. O ara öyle oluyor. Ben ayarını biliyorum onun için. Öykü. 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 Ay. Ay ne? Öykü, nerelere dalıp gittin sen? Canan abla, siz babamla bence evlenin. Ay, Demir Bey ben... Demir Bey şunu... İçin. Tamam. İçin şunu. Koyayım. Koyayım mı daha? Ah, tamam, tamamdır. İyisin mi? İyiyim, iyiyim. Yıkartacağım şimdi, yıkartacağım. Öykücüğüm, yemeğin bittiyse tatlı söyleyelim. Olur Candan abla. Pardon. Yok yok. Son tatlın oldu. Çok güzelsin. Son tatlın olacak. Keyfini çıkar. Bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii efendim. Doldur. Kızım, daha açmadık diyorum. Anlamıyor musun? Ya açmadıysan açmadın. Doldur diyorum. Hem bir müzik falan açsana sen ya. Hadi bak, parası neyse vereceğim. Müşteri değil miyim ben? Al. Al, bu da senin payın olsun. Hadi. Dans edeceğim İrfan'cığım. Hadi. Açtı. Bu iyi mi? Olur. Aç biraz sesini. Aç. Aç. Ha? She's a rock and a roll crazy. Got a jukebox in her soul. Boom, bang, shoop, shaylay. Crazy for a rock and a roll. When I get home, I pick up the phone. Call my baby, take her out tonight. Ask her where she wants to go. Restaurant or a big show. I'm looking for romance, but she just wants to dance. Oh.
İşte burası dükkan. Burası mı abi? Abi burası dediğin gibi makine gibi işlek cadde be. O yüzden dedim sana hemen satılır diye. Bugün yarın gider en geç. Ya aman abi dur gözünü seveyim bir yere gitmesin. Bir dur halledeceğiz bir dur abi ya. Ya ne kadar istiyor demiştin mal sahibi? Acil ihtiyaçtan satıyor. Mal sahibi işte. Ama piyasanın altında satacak. Ne kadar var sende? Abi bende var. Var da şimdi. Şimdi. Ya abi şöyle yani sen yabancı değilsin. Şimdi bizim bir tarla var yani anamın tarlası. Oranın müşterisi de var hazır. Ben hemen satarım orayı sıkıntı yok. Da tarla 200 bin lira ediyor. Yani 150 falan versek ben 50'yi şuraya sermaye olarak harcasam olmaz mı abi? Olur mu canım? Mal sahibi de salak değil yani. Öyle yok para ikna edemem. Ya tamam dur Hüseyin abi dur tamam ya. Tamam bir dur ya bir dur. Tamam. Tamam abi yani 200'ü versek mal sahibi okey değil mi? Bir sıkıntı çıkmaz. Deneyeceğiz. Senin hatın için deneyeceğiz. Abim benim be. Tamam. Tamam halledeceğiz abi. Halledeceğiz. Ben burayı var ya abi. Yemin ediyorum öttürürüm. Öttürürüm burayı ben. Maşallah. Maşallah. Sana ister misin? Bak çok güzel. İstemem. Sağ ol. Sen yırmışsın zaten. Şöyle. Ben davet ettim sizi. Yok yok. Ha. Candan Hanım lütfen ben yani siz o kadar iyilik yaptınız. Şimdi tekrardan söyletmeyin yani evinizi aldınız ben ödeyeceğim. Ama bizim paramız yok ki. İş buldum ya kızım. Yo. Bulmadın. Gidiyor arada. Bir şey oluyor. Kızım iş buldum ya hani iş buldum ya. Ha, o işi diyorsun sen. Değil mi? Hı hı. Lütfen. Peki. Canan'ın 3 aylığı yemişsin. Evet, kalkabiliriz. Her şeyimi verdim. Her şeyi ödedim. Hadi. Teşekkürler Demir Bey. Afiyet olsun. Giy onu. Üstü de kalsın. Teşekkürler. Sus, buyur. Benim araba şurada. Bırakayım mı sizi? Hayır yok yok Candan Hanım. Bizimki de bu tarafta. Bizimki mi? Hangi bizimki? İyi misiniz? İyiyim. Gıcık devam ediyordu. Neyse. Görüşmek üzere Candan Hanım. Görüşürüz Demir Bey. Teşekkür ederim beni kırmayıp öykü getirdiğiniz için. Estağfurullah olur mu canım? Sadece öykü için değil yani kendim için de. Yani biz... Hani mazimiz beraberiz zaten yani onun için hani yani... Tamam Canan abla görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Yarın gelin tamam mı? Gece de seni çok özledim. Tamam. Görüşürüz Demir Bey.
Ya sen manyak mısın? Ne oluyor? Ya evlensenize ne demek? Rezil mi edeceksin beni sanki ben söyletmişim ağzımdan gibi? Ağzımdan kaçtı. Sus, yürü. Ya niye bu kadar kızdın anlamadım ki ben. Ha, sen üstün zekalı. Her şeyi anla, bunu anlama. Hem evlenmek kötü bir şey mi? Evet. Sen Candan abiye aşık değil misin? Ya bak bana, şansını zorlama. Tamam. Çocuk değil bela. Bela. Sus. Sesini duymak istemiyorum. Sus. Yürü. Köz müyüz? Hı hı. Barışmayacak mıyız? Hı hı. Tamam bak, özür dilerim, hata yaptım. Biliyorum, ağzımdan kaçtı, ne yapabilirim? Ya sadece o bir hayaldi. Siz evlenirsiniz diye. Ne hayali kurdun ya? Ne hayali? Hadi ağzından kaçtı diyelim. Yok arabamız yok, yok paramız yok, neydi? Ya sen beni rezil etmek için mi dünyaya geldin? Çocuksun, mocuksun ama aklın her şeye eriyor. Şunu da kafana sok. Benim Candan ablanla aramda bir şey olamaz. Olmaz. Niye? Ne demek niye ki? Şu halime bak, hayatıma bak. Benim yüzümden mi? Evet, senin yüzünden. Ağlama. Ağlama diyorum, ağlama. Ağlama diyorum her şeyi. Ağlıyorsun ya. Bu nedir ya? Ben sürekli senin ağlamanı mı çekeceğim? Ne koştum o zaman yurt arkası? Bırak yurda gitsin işte. Yok babasıyım demeler falan filan. Aa, kafama tüküreyim. Bilmiyorsun sanki beni. Sürekli işte tanımadın yani. Atarlı atarlı konuşuyorum işte. Biliyorum, öğrenince sen de teyzem gibi beni bırakıp gideceksin işte. Seyfa. Gideceksin işte biliyorum. Teyzem gibi beni de bırakıp gideceksin işte. Öykü. Hasta olduğumu öğrenince gideceksin. Öykü. Öykü. Ne yani, hep böyle mi olacak? Sen böyle sürekli tuvalete mi kilitleyeceksin kendini? Öykü aç.
Aslı. Hop. Sen böyle hep benim karşıma mı çıkacaksın ya? Yürü gidiyoruz. Bırak, gelmiyorum. Sana yürü dedim. Gelmiyorum dedim. Çok istiyorsan beklersin, ben içkimi bitiririm. Öyle gidelim, tamam? Bana bak. Seni 8 sene bekledim. Yetmez mi? Yürü gidiyoruz. Gelmiyorum canım. Neden? Burada olmak benimle olmaktan daha mı iyi? He? Yoksa Demir'le olmayı mı tercih edersin? Ben kimseyle olmayı tercih etmem Cemal. Sen beni bilmiyor musun? Neden kaçıyorsun benden? İstemiyorum seni. Ben kimseyi istemiyorum Cemal. Yalnız kalmak istiyorum. Anlatabildim mi? Anlatamadın. Ya kaç sene sonra çıktın karşıma, yok hapisten çıktım dedin, yok Demir dedin, yok Öykü dedin. Bak benim olmayan dengemi iyice alt üst ettin. Beni rahat bırak. İntikam mı alacaksın, ne yapacaksan git al. Ama beni rahat bırak. Rahat bırak. İyi. Uyu o zaman orada. Uyu. Ben de burada uyurum. Kapının önünde uyuyalım. Uyudum. O zaman 8 yaşında olduğunu unutuyorum. Ne yapayım ama? Sen de 80'lik neler gibi cevaplar veriyorsun. Böyle karşımda büyük bir insan varmış gibi kavga ediyorum. Barışalım mı? Gıdıklanıyor musun? Yok, hayır. Yo, yok, gıdıklanıyorsun. Yapma dedi. Ay, gıdıklanmıyor. Yo, gıdıklanıyorsun işte. Ben babalık nedir, nasıl bir şeydir bilmiyorum. Kimseden görmedim hiç. Uyuyalım mı? Ha, bir dakika. Ama Canan abla gideceğiz değil mi? Tövbe tövbe, hala bana... Ya tamam, gideceğiz gideceğiz, ben anladım. Bakayım. Ne oldu?
Al şunu tat. Ağlamış burnu, sümük dolu. İyi geceler. İyi geceler. Yürü dedim sana, eve geliyorsun. Bırak beni. Yürü. Ya bırak dedim ya, bırak. Bırak. Asi, yürü dedim sana. Yürü gidiyoruz. Gel. Kimdi o herif? Ne bileyim ben. Gel. Bu ne be? Vay vay Cemal. Araba mı yaptın sen? Asu, bin hadi, bin. Ne buldum arkada? Ver, ben takacağım, ver. 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 Burası benim evim ya. Hı? Yok, benim değil burası. Kimin evi bu, senin evi mi? Ha? Gel. Sen şurada ne yapıyorsun? Ya geç kaldık ya. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalksana. Hı? Hadi kalk dedim. Ne yapıyorsun? Bırak. Hadi ya, Canan ablaya geç kalacağız. Başlayacağım Canan abla. Şimdi sabah okul olsa kalkmaz, okul olmadığını sabahın köründe kalkıyor. Hadi kalk. Bırak sana. Ay, kahvaltı yapacağız hadi. Ya ne kahvaltısı, dur. Ya hadi. Geç kalıyoruz. Ben giyineyim, sen de hazırlan, tamam mı? Ne olur. Tamam, sen hadi giyin, ben hazırlan. Hadi o zaman. Ama sen de hazırlan bir an. Allah'ım, çocuğu olanlar nasıl uyuyor ya? Şimdi git. Hadi. Hayır. De. Hadi ya. Bırak ha. Asu.
Asu hadi kalk. Hı. Hadi kalk. Şşş. Asu hadi kalk. Yürütme. Burak Cemal, uyuyacağım. Hayır, uyumayacaksın. Kalkacaksın. Hadi. Ne var Cemal ya? Ne? Sabahın köründe. Kahveni iç ayıl. Sonra da her şeye baştan başlayacağız. Hadi. Cemal, beni bir sal ya. Ben bir duş alayım, bir kendime geleyim. Duş nerede? Kapıdan çık, sağda göreceğim. Sana. Hı? Ya çek şunu burnumun dibinden sucuk sucuk. Sabahın köründe yemek mi yenirmiş, yemiyorum. Ya al sana, benim altım için. Hayır. Ben elimi yüzümü yıkayacağım, hesabı ödeyeceğim. Sen de ye onu hemen, bitir. Tamam. Ha birader, ne kadar bizim hesap? 14 lira. İyi ki yememiş. Alo. Alo. Kardeşim, müjdemi isterim. Ne oldu? Oğlum arsa satıldı lan. Arsa satıldı lan. Oğlum gerçekten mi? Ne çabuk? Oğlum alıcısı vardı zaten. Benden haber bekliyorlardı. İyiymiş. Bana bak. Bir sürprizim daha var sana. Dükkanı aldım oğlum, sana bahsettiğim dükkanı. Ya ne diyorsun? Gerçekten mi? Vallahi. Oğlum bana niye haber vermedin? Gelir görürdüm falan. Oğlum 5 dakika beklemezdi burası. Ya Sağlık Caddesi yok mu? Sağlık Caddesi üstünde. Böyle makine gibi işlek yer oğlum. Vay süper. Peki tapuyu falan ne yaptın? Satış vade sözleşmesi yaptık bugün aramızda. Emlakçının acelesi vardı, tapu sonraya kaldı. Evet, iyi. İyi, tamam haberdar et beni. Tamam ederim kardeşim, ederim. Bana bak lan. 2 tane kasa koyarız şöyle karşılıklı. Ha? Birinde sen, birinde ben. Ya oğlum müşteri beklemez ne de olsa. İşini gücünü bitir, hemen çık gel, tamam mı buraya? Şey yap ama, gelirken ufaklığı da al, tamam mı? Tamam kardeşim, süpermiş vallahi. İyi hadi kapatıyorum ben. Hadi görüşürüz koçum, hadi. Vallahi aydım. Haydi kalk. Hı? Hadi. Ah be. Yok artık, bu kadar çabuk mu be? Beyler, daha açmadık. Kardeş sen kimsin? Ben buranın sahibiyim kardeşim, daha yeni aldım. Birader sen iyi misin? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyi misin? Daha açmadık, açalım. Söz ilk sizi ağırlayacağım burada. Söz ya, açmadık daha. Bana bak birader, sen bu dükkanı alamazsın. Hayırdır kardeşim, niye alamıyorum? Ha? Mafya mısın sen? Boş dükkan mafyası mısın? Ne oldu? Yok değiliz. Bu dükkanın sahibiyiz. Nasıl sahibisin ya? Ne nasıl birader? Bu dükkan benim. Hem sen kimsin? Nasıl girdin buraya? Abi ben dükkanı aldım. Vallahi bugün aldım ben dükkanı. Evet, tam 200 bin. Hadi, hayırlı uğurlu olsun be. Abi Allah razı olsun. İnşallah hayırlı uğurlu olacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bir de şuraya imzala. Nereye abi? Şimdi ben bunu imzaladığım an... Artık burası benim değil mi? Bitti değil mi mevzu? Anlattım ya sana. Kaşeli sözleşme işte. Pazartesi notere gideceğiz. Tamam, bitti o kadar. Ama bu sözleşmeyle bu mekan artık senin. İstediğin gibi kullan. Allah razı olsun. Vallahi bak inanamıyorum şu an. Ondan tekrar soruyorum abi ya. Bura değil mi abi? Evet. Atıyorum imzayı. Hadi bismillah. Evet abi. Buyur abi. Allah razı olsun abi ya. Buyur abi, kalemi de vereyim. Dolandırmışlar ya la bunu. Ulan hiç acımamışlar böyle. Adam parasını almışlar. Kızımdan ortada bırakmışlar. Abi yok, dolandırmadı kimse. Vallahi aldım parasını, verdim ya. Bugün aldım abi dükkanı ben. Bak kardeşim. İstersen gidelim tapuya. Kimin üzerindeymiş gör. İster savcıya ara, ister polis çağır. Kimi istersen haber ver. Bak dükkan benim üzerimde. Geçmiş olsun kardeşim. Abi ben biterim ya. Vallahi biterim abi. Ben aldım burayı. Bugün aldım ya. Abi tamam. Dediğin gibi yaptım her şeyi. Güzel. Bir süre ortalarda görünme. Abi.
Merak etme abi, uzarım ben şimdi. Kendine geldin mi? Hı, gelmedim daha. O zaman bir an önce toparlan. İşimiz var. Ne işimiz varmış pardon? Ben Demir'den intikamımı alacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Ne yapacaksın ki Demir'e? Bana yaptığının aynısını yapacağım. Önce elinden kadınını alacağım. Sonra da içeri attıracağım. Kadını mı varmış Demir'in? Senin hiçbir şeyden haberin yok değil mi? Hı? Ben seni bir güncelleyeyim Demir konusunda. Demir'in manitası var. Kadın çok güzel. Çok zengin. Yalnız böyle böyle değil. Kadın yıkılıyor. Senin çocuğu Demir, manita. Böyle takılıyorlar. Ailecek. Seni bıraktığı çöplükte otlamaya devam ediyorsun ama Demir Efendi günlü gün ediyor. O seni çoktan unuttu. Ama ben seni bir gün bile unutamadım. Ben attığın kazaya rağmen, beni onunla aldatmana rağmen, hayatını için etmene rağmen ben seni bir gün bile unutamadım. Bana yardım edeceksin. Borçlusun bana. Yani müsait değilseniz daha sonra da gelebiliriz. Bizimkisi sabah kalkıp da Candan abla, Candan abla deyince mecbur kaldım. Çok iyi yaptınız. Hiç olur mu öyle şey? Bekliyorum sizi. Ha iyi, tamam. Tamam, o zaman birazdan oradayız. Görüşmek üzere. Candan ablam bekliyor. Yaşasın! Dur! Ne oldu? Geri gel. Ne oldu ya? Sakın kırmızılara basma. Bir de çizgilere de basma. Ya ben de ne diyor diyorum ya. Ne kırmızısı ne çizgisi. Ya hadi oyun bu sadece. Ne oyunu ya? Çocuk muyum ben? Koskoca adam oyun mu oynarmış? Basın, basın. Hayır, diyorum. Basmadım. Basın, basmadım, bak şimdi basmadım. Basın. Hayır. Basın, basın. Yendim, yendim. Basın, basın. Yani senin ayaklar minnacık. Bak istesen bile basamazsın. Ya sadece oyun mu zaten? Ne oyunu ya? Tabii oynamıyorum zaten. Maymun ettim beni. Ne oldu? Çok sıkıştım. Ya tamam işte geldik Candan ablana. Ama ne yapayım? Çok sıkıştım. Koşma, koşma. Hoş bulduk. Canan abla tuvalet nerede? Benim acil tuvalete gitmem gerekiyor. Nerede biliyor musun? Bak içeride solda hemen. Zor tuttu. Tamam hadi koş. Gayet güzelmiş. Yeri de güzel. Teşekkür ederim. Demir Bey iyi ki geldiniz. İyi ki getirdiniz uykuyu bana. Aşk olsun. Biz teşekkür ederiz.
Hadi gelin içeri geçelim o zaman. Tabii. Tabii.